DRT TV ekranlarında Boyalı Alan programından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Yeni yayın döneminin yepyeni programıyla sizlerin karşısındayız. Boyalı Alan programında yeni yayın döneminde sporu, basketbolu, Yükatel Merkez Efendi Denizli Basketi, İNG Basketbol Süper Ligini sevgili Emin Pekdemir ile beraber konuşup yorumluyor olacağız. Koç, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, merhaba. 2021-2022 Yeni yayın dönemi DRT televizyon ailesine hayırlı olsun, evet. bol izlenmeli, sağlıklı, güzel bir yıl olsun ve tabii boyalı alanda en çok izlenen program olsun diyorum. Evet inşallah hocam. İlk bölüm e, duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Ya Boş, bir kere heyecanlıyız. Sen de heyecanlısın. Evet. Ben de heyecanlıyım. E, i̇lk kez bir basketbol programı yapıyoruz. Bunu seninle yapmak çok keyifli aynı. E, bir kere lise yıllarından beri gelen bir basketbol geçmişim var, oyunculuk geçmişim var. E, bu çok değerli, çok önemli. E, ben de hasbel kadar e, yaklaşık 32 seneden beri basketbol antrenörlüğü yapıyorum biliyorsun. E, ve de e, ilimiz belki de Denizli sporun tarihinde e, ilk kez Süper Lig'de bir basketbol takımıyla temsil ediliyor. Evet koç aslında... E... Bu, bu program çok e, yoğun bir akışımız var. Ama onlara geçmeden önce bu büyük başarıdan kısaca bir bahsetmek gerektiğine inanıyorum. Yukatel Merkez Efendi, Denizli Basket, ilimizde Basketbol Süper Ligi'nde temsil ediyor. Çok büyük bir başarı. E, bu konudaki düşüncelerini almak istiyorum öncelikle. Kesinlikle çok güzel ifade ettin. Yani bu 3 yılda Merkez Efendi, belediyesi başkanı, Sayın Şeniz Doğan önderliğinde yönetim kurulu Veli Viciler başkanlığında yönetim kurulunun çok büyük bir başarısı. Bir kere bu öyle bir hayaldi ki gerçekleşmesi o kadar zor bir şeydi ki 3 sene gibi kısa bir zamanda kesinlikle, bu hayal gerçekleşti. Kesinlikle, koç, çok büyük bir başarı. Bir kere onlara çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen eksin... Aynen, aynen. Ve benim gibi bir basketbol emekçisi için çok değerli bir şey bu. Evet hele ki altyapıda eee oynayan çocukların gençlerin evet, koç, hayalleri için çok değerli bir şey. Aslında ona da çok e, değinmek istiyorum. Hani e, bizler tabii ki e, Denizli olarak çok büyük mutluluk yaşıyoruz ama siz altyapılarda görev alan bir antrenör olarak da e, çocukların nasıl bir e, beklenti içine girdiğini, nasıl bir umut olduğunu bu takımın. Siz daha iyi anlatacaksınız diye düşünüyorum. Şöyle bir şey e, burada basketbola bir kere gönül vermiş, basketbol seven çok çocuk ve genç var. Daha önce bunların hiçbir hayalleri yoktu. Yani Denizli'de basketbolu oynuyorlar, müsabakalara katılıyorlar ve bu hayal belli bir yere kadar gidiyordu. Ama şimdi öyle büyük, evet. öyle güzel bir gelecek bekliyor ki onları. Ve ben çok inanıyorum, Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket Takımı bu ligde olduğu sürece Denizli bir basketbol şehri olacak. Bir evet. kere buna inancım sonsuz. Evet, kesinlikle. Yürekten öyle. inanıyorum. Evet. Ve bu konuda da çok iyi, çok yoğun çalıştıklarını da biliyorum. Ve güzel de bir başlangıç yaptık bence lige. Daha sonra bunları konuşacağız ama. Evet. E, Merkez Efendi Belediyesi Denizli basket takımı 3 yıl önce TBL'den başlayarak bu, bu üç yıl gibi kısa bir sürede Süper Lig'e çıktı. Çok büyük bir başarı. İki şampiyonluk, 3 yıl gibi bir sürede çok takdir edilmesi gereken yani. Ve bu şampiyonluktan Lig. sonra da bu yıl ING Süper Basketbol Ligi'nde artık bir takımımız var. Ve bu haftada senle ben beraber izledik maçı. Evet koç. Türbünde yerimizi aldık ve bir Süper Lig maçını Maçında. Denizli'de ilk kez birlikte seyrettik. Ve ilk galibiyeti görmüş olduk. Ve ilk koç. galibiyeti gördük. E, koç... Efes maçı var, Bursa spor maçı var. Bunlara da geçmeden önce bu şampiyonluk ve bu 3 yıllık süreci kısaca bir başkandan, sayın başkandan dinleme, dinlemek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Onun bir röportajını Reci'den rica edelim. Tamamdır, dinleyelim. 2018 yılı çok 3 yıllık bir dönem ve bunun neredeyse 1-1,5 bir, bir yılı pandemiyle geçti. Hı hı. Fakat biz bu süre içerisinde basamakları hızla çıkarak işte Süper Lig arenasında kendimizde yer bulduk. Hı hı. Bu çok özel, prestijli ve bizim gurur duyduğumuz bir aşama geldiğimiz hı hı. nokta. Dediğim gibi kısa ama aslında çok badireler atlattığımız, zor geçen, yoğun bir dönemdi. Hı hı. Tabii ki şansımız oldu. Tabii ki işte bazı dönemlerde, bazı ee, güzel ve bizim lehimize olan anlar yaşandı. Ama temelinde baktığınız zaman bu işin e, hem yönetim, hem belediye, hem Denizli camiası, basın, oyuncuların e, kalitesi, e, staff ve hocanın kalitesi bunların hepsinin birleşmesiyle olduğunu biliyoruz. E, çok mutluyuz biz. Yani e, Denizli'nin e, bu şekilde temsil edilmesi bizim için en büyük zaten onur ve şereftir ve biz evet. bundan çok mutluyuz. Evet. O, hocam emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyoruz bu büyük başarı için, bu heyecana bize ortak ettikleri için. Evet hocam e, Efes maçına geçmek istiyorum ben İlk hafta mücadelesi Efes e, Avrupa şampiyonu, Eurolik şampiyonu aynı zamanda Lig şampiyonu. Çok büyük bir beklentiyle maç başladı. Ee, i̇lk nasıl yorumlarsınız bu konuda? Ee, bir kere onu yorumlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, fikstüre baktığımızda bu kendi kişisel görüşüm bana göre çok güzel bir fikstürümüz var. Anadolu Efes'le başlayan, daha sonra Bursa'yla Gaziantep'le devam eden bence bizim yani Zafer Hocaya sorsak bugün nasıl bir fikstür istiyorsun diye herhalde böyle bir fikstür istediğini söylerdi bize. İyi bir fikstür. İlk Anadolu Efes'le başlamak çok özeldi bence. Neden çok özeldi? Bir kere Yükatel Merkez Efendi Deniz Belediyesi TBL şampiyonu. Evet. Anadolu Efes, İki. Süper Lig şampiyonu ve Euro Lig şampiyonu. İki şampiyon karşılaştı. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Nefesleri kesen bir maç oldu. Uzatmalara giden, son topun maçın kazananının belirlediği bir maçtı. Aslında maç öncesi herkes Efes'in çok rahat bir şekilde maçı kazanabileceğini düşünüyordu. Ama Yukatel Merkez Efendi Denizli Basket çok güzel bir performans ortaya koydu. Ve herkesi kendine hayran bıraktı açıkçası. Ve ilk haftanın yıldız takımlarından biriydi diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle diyebiliriz. Basketbolun içinde var böyle şeyler. Yani bazen son topa kalırsın, son saniyeye kalırsın, son saliseye kalırsın. Ee, maalesef ilk hafta bu bize oldu. Zaten ilk hafta sonuçlarına sadece bizim maçın sonuçlarına bakma. dört maçın sonucu son topla belli oldu. Çok ilginç bir lig başladı. Çok evet. ilginç bir Süper Lig birinci haftası yaşadık. Dolayısıyla bizim başlangıcımız bence iyiydi. Güzel bir mesaj verdik orada. Biz de şunu biz... söyledik. Denizli olarak biz buradayız. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz ve bu ligde kalacağız dedik. Biz de bu ligdeyiz. Aynen. Mesajın çok güzel. O yüzden şey çok de. böyle işte son topta kaybettik. Onlara çok takılmamak gerekiyor. Çünkü hedef maçlarımızdan biri değildi bence Anadolu Efes maçı. Bizim hedef koçun, Zafer Aktaş'ın hedef maç diye nitelendirdiği bence maçlar var. Bursa Spor maçı bunlardan bir tanesiydi. Ve onu kazandık. Anadolu Efes maçının çok da bizim için büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum ben. Tam tersi çok büyük bir kazanç oldu. Tüm Türkiye, Yukatel Merkez Efendi Belediyesi basketbol evet. takımını tanıdı ve bu lige renk katacağını kat. anladı. Ki bence evet. bu haftada da seyircisiyle beraber bu lige nasıl renk katacağını çok güzel gösterdi. Evet, kesinlikle hocam. Peki bireysel performanslara geçtiğimizde hocam, Adam Smith ve Lomaş çok iyi bir performans gösterdi. Adam Smith çok yüksek yüzdeyle oynadı ve e, maçın uzatmaya gitmesinde de son saniye üçlüğü çok e, özel bir üçlüktü. Siz Kesinlikle. ne düşünüyorsunuz bu performanslar hakkında? Ya bir kere Zafer Aktaş'ı, koç Zafer Aktaş'ı kutlamak gerekir. Çünkü bu takım kimyasını oluşturan Zafer Aktaş'tı. Yönetim kuruluna istediği oyuncuları söyledi ve onlar alındı. Ve Adam Smith de Zafer Aktaş'ın istediği oyunculardan bir tanesiydi. İlginç bir oyuncu, çok değişik bir evet. oyuncu. İnanılmaz bir şutu var bence. Kesinlikle. Çok iyi bir şutör. Ve Anadolu Efes maçında da iyi başladı, iyi oynadı. Yüzleri şut atıyor. Farklı bir oyuncu. Ama dediğim gibi diğer oyuncuların ona yaptığı veya yapacağı katkılar bizim diğer takımlarla oynayacağımız maçlarda çok önem kazanacak diye düşünüyorum. Efes maçı çok güzeldi, çok başarılı bir performans vardı. Ama tek söyleyebileceğimiz bir nokta e, ya bench'ten gelen katkı konusunda birazcık hocam siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bench'ten gelen katkı dediğimizde e, bence bize baktığımızda çok değerli oyuncular var. Yani Yiğit Çanturna, Altan Erol, Serkan Menteşe, Ümit Sonkol, Thomas Akyazılı. Evet, kesinlikle. Şimdi bence biz iyi. Bu, bu ligde tecrübeli oyuncular. Aynen önce... ama bazen koçların seçimi farklı olur ya. Yani bir maçı bazen 7 kişiyle oynamak durumunda kalırsın. Yani o koçun o maçla ilgili geliştirdiği bir stratejidir. Dolayısıyla ileriki zamanlarda ben bence bizden gerekli katkıların geleceğini düşünüyorum. Ve o katkıların da maçın sonucuna çok etkili olacağını da düşünüyorum. Ya yani biz iyi takımız. Biz Kesinlikle. Yukatel Merkez Efendi Belediyesi takımı çok iyi bir basketbol takımı. Çok da başarılı bir koç var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, Zafer Aktaş çok e, benim de inandığım bir koç. 11 sene ki Avrupa'da bu bir rekor. Akhisar'ın başında koçluk yapmış e, ve çok başarılı koçluk yapmış bir antrenör. Daha sonra Gaziantep'e gitti ve e, Yunan antrenör Dedas'ın asistan koçluğunu yaptı. Sonra Bornova, sonra bir Bahçeşehir Koleji Macerası var evet. ki Avrupa'da oynadı. Orada da bence başarılıydı. Ama işte bazen basketbol enteresan bir sonuç. Yani son topa kalıyorsunuz. Son topta, son saniyede atılan bir şut, girmeyen bir şut. Her şeyi belirliyor. Ve çok doğru bir zamanda yönetim kurulunun kararıyla Merkez Efendi'ye geldi. Ve elinde de çok iyi bir takım var. O takımı da çok iyi kullanıyor. Evet. Bence FSB'sen de bunu basketbolu yakından takip eden basketbol severler fark etmişlerdir. Çok ilginç bir kırılma noktası var. Şöyle şimdi maç çok farklı gidiyordu. Bir anda 14-16 evet. sayıya gitti. yarı Sonra evet, evet. Zafer Hoca'nın molasından sonra çok ilginç bir müdahalede bulundu Zafer Hoca. Ve biz savunmada bizim değişmeli adam adama savunma dediğimiz bir savunmaya geçtik. Evet, Ve tabii. o savunmada tuttu. Hücumda da boş dönmedik. Dolayısıyla maçı Kırılma kazanmaya anladık. kadar gittik. E, sona uzatmalara kaldı ve son topta e, bence kazandığımız bir maç oldu. Bu benim kişisel görüşüm. Çünkü artık Türkiye Yukatel Denizli Merkez Efendi Belediyesi takımını iyi tanıyor ve herkes onunla oynamadan önce bence e, çok daha iyi çalışıyor dersine. O maçla ilgili dersine çok daha iyi çalışıyor. Bundan sonra da güzel sonuçlar alacağımıza da inanıyorum ben. Evet, evet koç. Ee, Anadolu Efes maçından sonra e, tabii ki merkez efendi dikkat çekti. Bu Bursa Spor maçına da yansıdığını düşünüyorum. Şimdi Bursa maçına geçersek e, çok iyi bir analiz yapılıp gelindiğini düşünüyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu konuda? Ya Hedef maçlarımızdan biriydi. Bursa Spor iyi bir takım. İyi bir ekip. Başlangıç antrenör de iyi. E, genç de bir ekip genç Türk oyuncular var. Ama biz onlardan çok tecrübeli ve çok daha iyi bir takımız. Ki bunu da sahaya yansıttık. Hatta bir ara maçın sonlarına doğru 10 sayıya geldiğinde bence o fark yansıdı. Yani herkes onu gördü. İyi oynadık. Takım halinde iyiydik. Başlangıçta Adam Smith'in üzerinde inanılmaz baskılı bir müdafayla başladı Bursa. Evet koç, ben özellikle ondan bahsetmek istiyorum. Efes maçının yıldızı Adam Smith'e çok baskılı bir savunma vardı. Adam Smith de ilk yarıda Efes maçındaki performansına ulaşamadığı diyebiliriz herhalde. Bu iyi bir Ya Çok normal düşündüğüm. çünkü Bursa Spor staff'ı bence izlemiş, iyi izlemiş evet. maçı. Ve tedbirini ona göre alıp Adam Smith'in üzerinde inanılmaz bir baskılı savunma yaptılar onun top almasını istemediler. E, dolayısıyla Zafer Hoca da bunu gördü. Ve çok doğru bir değişiklikle Yiğitcan Turnay'ı oyuna aldı. Ve Yiğitcan Turnay'ı da oyuna aldıktan sonra biz e, fark yaratarak oynamaya başladık. Yani daha düzenli oynadık. Ama bence Bursa Spor maçının çok ilginç bir e, yeri var. Çok ilginç bir adamı var. Onu özellikle söylemek istiyorum. Hakan Yapar. Evet. Muhteşem bir oyuncu. Benim yaklaşık 4 yıldan beri tanıdığım da, kişisel olarak tanıdığım da bir oyuncu. Çok büyük bir çok teşkilat. özel bir oyuncu. Ve dikkat ettiysen maç içinde attığı 2-3'lük var. Ki Hakan Yapar bunu yapar genelde. <laughs> Öyle diyelim. Ee, o 2 üçlük bence kırılma noktalarından bir tanesiydi. Evet, benchten gelip çok önemli katkı sağladı takıma. Ve seyirciyi de ateşledi diyebiliriz koç. Evet ateşledi ve Hakan yaparız zaten... Hep yaptığı şeyler bunlar. Daha önceki hmm. oynadığı takımlarda da böyleydi. Çok tecrübeli bir oyuncu. Çok tecrübeli ve oyunu basketbol oyununu iyi bilen bir oyuncu. Dolayısıyla oyunu bildiğini zaten şuradan da görüyoruz bence. Alçak posta aldığı topların hepsinde çok büyük sıkıntı yarattı Bursa Spor savunmasını. Aldığı toplarda ya kendi alçak postan birebir bitirdi ya da dıştan mutlaka dış şutla bir sayı bulmamıza yardımcı oldu. Geçiş evet. oyununa da çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum ben. O alınan ribantlar olsun ve savunmadaki performansıyla takım ya çok biz büyük katkı sağladı. Zaten da. dikkatini çektiyse Aliza atletik bir takımız, evet, koşan evet. bir takımız. Yani bütün oyuncularımız, uzunlarımız, Halovol, Seslina, Absin, Apsen. bunların hepsi atletik ve koşan adamlar. Koç, araya giriyorum ama... E, maçı beraber izliyorduk. apsın e, ilk yarı hep bir geriden takip ediyorduk Bursa Spor'u. Hı hı. E, bir pozisyonda apsın inanılmaz bir e, blok, yaptı. blok yaptı. Hatta siz de dediniz bazı maçların kırılma anları vardır. E, seyirci ateşler. Bu maçtan bu bu hareketten sonra e, maç bize dönebilir dediniz ve ondan sonra e, biz farkı kapatıp öne geçtik bir ara. Tekrar e, ikinci yarıyı ya e, geride girsek de ama çok önemli bir e, hareket. Ya önemli siz... bir an. E, biz şimdi maça başladığımızda zaten e, Bursa Spor uzun süre önde götürdü maçı ama bu hani maç içinde bilinen de bir durum gibiydi. Yani o maç kopmayacaktı belli. Bir yere kadar öyle gidecekti. Ve bu tür maçlarda da böyle kısa küçük minik kırılma anları olur. Bu bir blok olur. Bu bir smaç olur. O yüzden Aps'ın orada yaptığı blok da Onur Alp yaptı herhalde. Evet değil mi? evet Onur Alp inanılmazdı. Yapmıştı. Evet. Müthiş seyirci. bir bloktu ve seyirci, seyirci. orada maçın Ulan, içine girdi. girdi. Burada seyirciye de bir parantez açalım bence Alirza. Yani evet. Bence Denizli Süper Lig'de seyircisiyle de çok öne çıkacak bir takım olacak. Kesinlikle hocam. Yani şu anda %50 kapasiteyle alınıyor seyirci. Bu %100 kapasiteye çıktığında müthiş bir seyircimiz var. Daha önceden TBL liginde bile full Yaklaşık 4000 kişiye oynadığımız maçlar Kesinlikle. var ki ve de bizim seyircinin çok güzel özellikleri var. Yani bizim seyircimiz basketbolu bilen bir seyirci. Evet Basketbolu bildiği için buraya gelen takımlar evet korkulu rüyası oluyor seyirci, gürültü yapıyor, ses çıkarıyor onların ofensinde ama ama kazansak da kaybetsek de seyircimiz alkışlıyor. Buraya evet. gelen takımı da alkışlıyor. Yani böyle de bir gentleman, fair play özelliğine sahip bir seyircimiz var. Küçük bir grubumuz var. Onlardan da bence minik bir bahsedelim. Potaltı diye bir grubumuz var. Harikalar ya. <laughs> Maça başlarken ister maaşıyla başladılar. O çok keyifliydi. Evet. İyi bir başlangıçtı. Ondan sonrasında çok sevgili e, basketbol büyüğümüzü kaybettik. Onunla ilgili bir 1 dakikalık saygı duruşu oldu. Ve bu hafta bence bizim için altın değerinde olan bir puan aldık, iki puan aldık. Evet. Çok değerliydi bu. Çok, çok önemli Kazanmamız bir Kazanmamız gereken savaş. bir maçtı. Kazandık ve şimdi Gaziantep deplasmanına daha rahat gideceğiz. Evet, kesinlikle hocam. Ya, maça tekrardan dönmek gerekirse hocam, bu Adam Smith'e olan baskıda Lomaş çok önemli bir sorumluluk aldı ve maçı da çok yüksek yüzdeyle tamamladı. Lomaş konusunda ne düşünüyorsunuz? Lomaş da yanlış hatırlamıyorsam geçen sene kısa sürede olsa bir Euroleague tecrübesi var, olan var bir oldu, oyuncu. Oldu. Bizim çok bizim özel bir oyuncu. Richard Lomas. Biraz programa gelmeden önce şöyle bir baktım da iki maçta 44 sayı atmış ve bu maçı 22 sayıyla tamamladı. İki sayılık yüzdesi 11-6 3 sayılık yüzdesi 14 atış kullanmış, 7'si girmiş. Gerçekten özel bir oyuncu. Oyunun içinde hem çok defans kırık. hem ofens tarafını çok iyi oynayan bir oyuncu. Ve sıkıştığımız evet. anlarda gerekli şutları, gerekse içeri yaptığı penetrelerle takıma çok katkıda bulundu. Yani mücadele gücü çok yüksek bir oyuncu. O çok dikkatimi çekti. Bu Bursa Spor maçında onu gördük. Yani mücadele etmeyi seviyor. Geri adım atmıyor. Pes etmiyor. Dolayısıyla böyle oyunculara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ve aslında e, kenardan gelen bir de genç bir oyuncumuz var. Thomas Akyazılı. Evet. Ona da bir parantez açalım bence. Müthiş enerji kattı. Kenardan evet. geldiği her dakikada savunmaya inanılmaz bir enerji Savunma kattı. Açısından... Yani savunmamız çok diri çok güçlü kaldı Bursa Spor hücumun karşısında Zafer hocanın bir Zafer koçun bir röportajında da benim için en önemli şeylerden biri savunma savunma ağırlıklı takımlara önem veriyorum diye bahsetmişti bu takımda savunma performansı çok yüksek bir takım Merkez Efendi gerçekten hücumda savunmadan başlıyor o geçiş oyunlarında çok başarılı Aynen öyle mesela savunma ribantlarında çok iyiydik gerek Absın'la gerek Allah aldığımız reboundlar maçın sonucunu belirledi bence. Yani yüksek sayıda rebound aldık. Ve kenardan gelen oyuncuların katkısı da iyiydi. Yiğitcan Turna bence hiç kimse fark etmedi ama çok ilginç oynadı. Yani gerçek bir point guard gibi oynadı ve takımı oynattı da. Evet. Yani sade evet. oynadı, basit oynadı ama takım oynadı ki Yiğitcan Turan'ın çok daha ilginç özellikleri de vardır. Bir kere çok iyi üç atar, iyi bir şutördür ve piken rolü iyi oynayan gardlardan bir tanesidir evet. ki bu Süper Lig'de çok değerli bir ofens şekli. O yüzden ben yavaş yavaş açıldığımızı düşünüyorum ya. Hmm. Bu lige çok renk katan, çok ilginç ve çok sevilen bir takım olacağımıza inanıyorum. Kesinlikle hocam ya. Onun belirtileri kesinlikle var takımda. Seyirci de arkasında destek veriyor takıma. Ee, kesinlikle renk katacağız bu, bu lige. O, onu gösteriyor. Yani e, şu anda kenarda olup da süre alacak olan oyuncularımızdan mesela koç çok ilginç bir şey yapıyor. Fark ettim bilmiyorum. Hem Efes maçına hem Bursaspor maçına Emircan Koşut'la başladı. Evet, evet. O dikkatini koç. mi? Evet, ilk beşte Emir, Emircan Koşut'la başlıyoruz. Fakat sonrasında Emin Emircan'dan değil Ya aslında. bence e, yavaş yavaş Zafer Hoca Emircan'ı hazırlıyor. Güveniyorum Hı. sana. Haydi. Sen bunu yaparsın. Sen uzunsun. Sen atletiksin. Sen ribaatlarda iyisin diye bence Emircan koşudu bundan sonraki, daha sonraki maçta. Çünkü uzun bir maraton dik ya. Yani şu sene kısa 3 maçlık 4 maçlık bir maratondan bahsetmiyoruz ki. Yani ben, Bençten gelecek katkı çok önemli onun çok için. Çok değerli, çok önemli ve evet. Ben daha Altan Erol gibi bir tecrübe de var kenarda. Ümit Sonkol var. Aynen. Kaptan Ümit Sonkol var. Serkan Menteşe var. Benim çok beğendiğim kartlardan bir tanesi. de evet, o da. Geçen seneki şampiyonlukta büyük katkıları var. Çok büyük var. var. Yani bu oyuncuların da katılımıyla biz gerçekten bu yıl ligde canlar yakacağımıza inanıyorum ben. Yani bayağı can yakacağız. Bayağı takımın canını yakacağız diye düşünüyorum. Ve Hemen şöyle bir olay var yani biraz önce de bahsettik. Biz koçlar olaya çok böyle yani türbünde herkes seyirci bir de herkes koçtur aslında. Herkesin bir evet. yorum olur. Ama, Ama bir sonuçta o maçı oynayan koçtur. Bir de bir hafta boyunca hazırlanıp o maça hazırlanan oyuncularla birebir temas kuran kesinlikle koç olduğu için yani en iyisini koçun bil bilmesi de. Yani doğal. Zafer hocanın da ben çok bu konuda iyi bir coaching'e sahip olduğunu da biliyorum. Çok iyi bir koç. Hem rakip takımı analizinde hem de kendi takımını o maçta nasıl oynatacağını çok iyi bilen bir antrenör. Dolayısıyla bazen 7 kişiyle oynayacağız. Bazen 8 kişiyle oynayacağız. Bazen bir bakacaksınız 10 kişi oyuna girip çıkmış. Ama sonuçta bu yapılan hamlelerin hepsinin tek bir nedeni var. Maç kazanmak. Ve bizim de bu ve bundan sonraki maçları kazanmamız gerekiyor. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Yani bu hafta Gaziantep'e gidiyoruz mesela. çok O da ligin iyi takımlarından biri. Geçmiş yıllardan beri ligin kalıcı takımlarından evet. biri Gaziantep. Dolayısıyla o maçta da deplasmanda çok iyi basketbol oynayacağımızı düşünüyorum. Bence gelecek hafta burada yine stüdyoda Gaziantep galibiyetini konuşuyor olacağız seninle. Evet, evet inşallah hocam. inşallah. takıma Merkez Efendi çok büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum ben de sizin gibi onun dışında hocam Ups'ın ve Halloween konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya ee, bir kere ikisi de her şeyden önce genç oyuncular. Yani hem genç hem başarıya aç oyuncular. Halloween daha 27 yaşında, Ups'ın da 28 yaşında. Ve performanslarına baktığında Halloween iki maçta 21 sayılı oynamış, 13 rebound almış. Bunların onu defans rebound, ve üçü de offensive rebound. E absına bakıyorsun iki maçta 28 sayı atmış. Toplam 22 rebound almış. Yani bu iki atletik uzunumuz da çok diğer takımlara ters geldiğimizi de düşünüyorum. Çünkü içeride çok çabuklar. İçeride evet. çok hareketliler. Özellikle hücumda, de, Top aldıklarında savunulması çok zor oyuncular. 3 saniye koridorunda çok büyük sıkıntı yaratıyorlar diğer takımlara. Bir oyuncu daha var, bahsetmedik. Sestina. Evet hocam. Bence bu oynadığı iki maçta birazcık bize mesajlar verdi. Ama bence asıl Sestina'yı biz bundan sonraki maçlarda izleyeceğiz. Çok farklı bir oyuncu. Amerikan Kolej patentli bir De oyuncu Sestina. İyi bir şutör, iyi bir savunmacı. Ve ileriki maçlarda onun katkısının da diğer yabancı oyuncular gibi takımımıza çok fazla olacağını düşünüyorum. Takım kimyası iyi oluşmuş ve her geçen maçta artacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta Gaziantep Basket'e gideceğiz hocam. Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi Gaziantep'in başlangıcına baktığımızda onlar sahalarında çok kötü bir Afyon maçı oynadılar, son topta kaybettiler. Ve daha sonra da deplasmanda. Bu son topta kazandılar. İlginç bir maç olacak iki takım içinde. Bence bu maçta yine biraz önce senin söylediğin çok önemli bir şey var. Savunmalar sonucu belirleyecek. Yani iki takımın yapacağı savunmalar. Özellikle Gaziantep Bursa Spor'un yaptığı gibi bir yapacak. Ya yani Edim Smith üzerinde büyük bir baskı yaratıp Diğer Kenardan oyuncu. diğer Yiğitcan'ı mı oyuna girmesini isteyecek, öyle mi oynamak isteyecek maçı veya yine bizim yapacağımız savunma, onlara yapacağımız savunma da çok değerli bir hale gelecek. Ben bu maçta bizim bir tık daha hem ofens hem de difens açısından önde olduğumuzu düşünüyorum. Yani Gaziantep'i yenebiliriz. Ama söylediğim gibi kenardan ve bench'ten gelecek olan özellikle Türk oyuncuların katkıları bizim, bizim için çok değerli. Çok değerli. Onların o maçtaki bir reboundu veya bir sayısı veya bir top çalması bu maçta çok değerli hale gelecek diye düşünüyorum. Evet, evet koç. Bu ligde uzun süredir var olan bir takımdan bahsediyoruz. Deplasmana gideceğiz. Bizim için zor bir deplasman bekliyor ama takım takımımıza güveniyoruz. Ee, kesinlikle başarılı olacağını da düşünüyoruz. Olay var. Yani normal Aliza çünkü neden biliyor musun? Ya düşünsene bu bile seni heyecanlandırıyor. Süper Lig'de evet. bir takımımız var. Yani onunla ilgili konuşurken bile biz doğru cümleleri bulmaya çalışıyoruz. Yani takım çok değerli. Bizim için çok önemli bence. Evet. Artık Denizli'nin futboldan başka basketbolda da Süper Lig'de bir takımı var. Kesinlikle hocam. Ve basketbol sporunu az çok sen de yaptığın için biliyorsun çok özel bir spor dalı basketbol. Çok özel bir branş. Yani e, saliseler, saniyeler, oyun içindeki mücadele bunlar çok belirleyici ve bunlar hayatın kendisi gibidir. Evet. Ben oyuncularıma bunu anlatırken de Bahçeşehir Koleji'nde hep bundan bahsederim. Ya hayat gibi basketbol. Kesinlikle Hayatta da Bazen kararlar alman gerekir ve bu kararları bazen dakikada... Saniyede veya salisede alman gerekir. Dolayısıyla biz basketbol şehri olacağız diyorum ve buna inancım sonsuz. Bu konuda da çalışmalara Merkez Efendi Belediyesi başladı. Şöyle bundan kısaca bir bahsetmek evet. istiyorum sana. Şimdi biz süperlikte olacağız. Evet, evet. tamam okey. Ama alt bizim bir altyapımızın olması gerekiyor. Kesinlikle hocam altyapı... Bununla ilgili yaklaşık 3 yıldan beri Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Yönetim Kurulu çalışmalar yapıyor. Deniz'de bir tarama yaptı. Benden de destek istediler bu konuda. Ben de destek verdim. Bir tarama yaptık. Denizli'deki basketbol kulüpleriyle birlikte olup bir toplantı yaptık. Onlardan hem oyuncu hem de antrenör anlamda destek istendi. Bunu yönetim kurulu yaptı. Dolayısıyla... Bütün paydaşları aslında tabii, dahil tabii, edildi. Tabii tabii olayın içinde Çok girmesi güzel. gerekiyor. Çünkü sadece Süper Lig'de oynayalım. Altta hiçbir şey olmasın. E tamam da hep transfer, hep transfer. Nereye kadar gidecek? Evet. Alttan düşünsene. iki sene sonra Deniz'den bir tane oyuncunun altyapıdan çıktığını ve o takımda olduğunu. Ve milli takıma veya gittiğini. Veya milli takımlara gittiğini. Dolayısıyla bununla ilgili bir çalışma yaptık. Ve bu çalışmada... Şöyle bir olay var. Süper Lig'deki takımların mutlaka BGL takımları olmak zorunda. Evet. Basketbol Gelişim Ligi altında yapılan bu lig çok değerli, çok önemli bir lig. Neredeyse böyle TBL ayarında bir ligdir. Çok yüksek bütün takımların. Fenerbahçe'nin, Anadolu Efes'in, Tofaş'ın bütün 17 yaş, 18 yaş, 16 yaş çocuklarından oluşan oyuncuları bu ligde yer alır ve biz bu sene Denizlili çocukları o ligde oynatacağız. Ya bu ha, bu var ya anlatılmayacak bir, şey. bir duygu. Bununla ilgili bir tryout yaptık. Ağustos ayında. Ve o tryout'ta Denizli çocukları taradık. Ve yaklaşık 10 tane Denizli gencimizi BGL takımına aldık. Çok çok büyük bir başarı. Aynen. Sonrasında dışarıdan da bir katkı olsun. Dışarıdan da bu çocuklara abilik yapacak bir iki genç oyuncu veya A takımımızın ileride yararlanabileceği bir iki oyuncu olur diye dışarıdan da bir dört tane beş tane oyuncu aldık. Dolayısıyla sonra bu basketbol bir, sevgisinin de daha geniş çevrelere yayılmasına çok önemli bir çok e, önemli çünkü bu çocuklar bu gençler hayatlarında Fenerbahçe'yle Beşiktaş'la evet onun hayallerideyle Tofaş'la oynayamayacaklar. Çünkü hep burada denizde yıllardan beri yaşadığımız bir şey vardır. Şampiyon olursun, gruba gidersin, Gersin. grupta birinci maçta yenilirsin veya işte elenirsin, geri dönersin veya yarı finale kadar gider, yarı finalden dönersin. Hiç Türkiye şampiyonası görmedik biz. Dolayısıyla Türkiye şampiyonası görmeyince de bu büyük takımlarla oynayamıyorsun. Ne Tofaş'la ne Karşıyaka'yla ne Fenerbahçe ile veya ne de Anadolu Efes'le oynayamıyorsun. Ama çok büyük bir fırsat. Bu sene bu fırsatı Denizli'li gençler birebir yaşayacaklar. Şöyle bununla ilgili de Denizli'nin yetiştirdiği hem çok iyi bir oyuncu hem de antrenörlerden Orçun Yiğit'i de BGL'nin başına yönetim hmm. kurulu antrenör olarak getirdi. Çok başarılı bir antrenör. Ben çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Ve yaklaşık bir buçuk aydan beri inanılmaz çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Bunu da takip ediyorum. Belki ileride onları da konuk ederiz çünkü onlar evet. Deniz'in geleceği için çok iyi iş yapıyorlar. Kurallar çekildi bu arada. Ee, onların grupları da iki gruba ayrıldı. Orada 20 çok. takım var Aliza. Ee, onar takımlı iki grup yaptılar ve dolayısıyla çok. ileriki programlarda onlarla çok, ilgili konuşuruz çok, mutlaka. Çok, çok çok güzel koç. Zaten yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz koç. Ee, bu hafta ile ilgili bir toparlama alalım sizden. Ne düşünüyorsunuz? Bir kere Kapatmadan ikimiz önce. de çok heyecanlıydık. Yani neden? Programın adı Boyalı Alan. İlk kez Denizli'de bir basketbol programı yapmaya çalışıyoruz. Sen çok değerli birisin. Seni yakından tanıyorum. Hem basketbol geçmişim var hem basketbol çok seviyorsun. Evet, e, dolayısıyla ben de basketbol tutkusuyla yıllardan beri altyapıda çalışan bir eğitimciyim. Nacizane. Ve ikimizin bu birlikteliği umarım ileriki zamanlarda da çok daha güzel programlara sebep olur diye evet, düşünüyorum. Hocam. Evet ilk program heyecanlıydık normal <laughs> ama. Yani biz tutup da burada e, çok profesyonel bir şekilde yorumcu veya e, moderatör kimliğinde e, bu işi yapmak yerine daha samimi seyircimize de ulaşan bir doğallıkta ...bir program evet. yaptığımıza inanıyorum. Yukatel Merkez Efendi'nin süperlikte olması da zaten... ...ayrı bir heyecan da katıyor bize. Çok çok. Onun çok. verdiği... E, ...heyecanla da bu programda... E, ...sürçülisan ettiysek... ...affola şimdiden. Bence etmedik. Ee, çok evet. keyifli oldu ya. Yani konuştuklarımız... ...ve konuşacağımız konular... ...genelde... ...kendi takımımıza alakalı olacak zaten. Bundan sonra da Yukatel evet. Merkez Efendi... ...Denizli Basket'i konuşacağız biz. Ama dediğim gibi... Bunu konuşurken de takımımıza her zaman desteğin önemli olduğunu, özellikle Denizli seyircisinin evimizde olan her maçta tribündeki yerini alması gerektiğini belirtmek istiyorum. Seyirci çok desteği çok önemli takımımız çok. için. Bu haftaki maçta çok belli oldu. Evet, kesinlikle koç. Evet sayın seyirciler, gelecek haftada aynı saatte sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.